Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 48. birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk konuşma, Türkiye'de 2019 yılında da en yüksek ikinci ihracatı yapan Kocaeli'nin ekonomiye katkısı hakkında söz isteyen Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'e aittir. Buyurun Sayın Şeker, süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 2019'da en yüksek ikinci ihracat yapan seçim bölgem Kocaeli'nin ülke ekonomisine katkısı üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken 99 depremini yaşayan ve enkazdan çıkarılan birisi olarak 24 Ocak Cuma akşamı Elazığ'da ve çevre illerde yaşanan depremden dolayı üzüntülerimi ve anında müdahale ile planlı bir şekilde yapılan arama kurtarma koordinasyon çalışmalarından dolayı da memnuniyetimi ifade etmek isterim. Elazığ ve çevre illerde yaşanan depremde sayın bakanlarımız vakit kaybetmeden akşamdan bölgeye giderek Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan çalışmaları yerinde denetlediler, destek oldular. Devletimiz, hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bizzat bölgeye giderek vatandaşımızın yanında oldu. Devletin imkanları yaraların sarılması için seferber edildi. Kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler ve STK'lar da yardımlarını esirgemediler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle elem, keder göstermesin inşallah. Değerli milletvekilleri, Elazığ gibi 99'da büyük bir deprem yaşayan seçim bölgem Kocaeli kısa sürede toparlandı. Ülke için üretmeye başladı. Kocaeli Türkiye'nin en büyük 500 firmasından 79'una, 1195 Ar-Ge şirketinden 128 tanesine, 15 adet tasarım merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Kocaeli aynı zamanda yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin de tercih ettiği bir kenttir. Kocaeli'de 6 tanesi ihtisas olmak üzere 14 adet organize sanayi bölgesi, 5 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. İhtiyaç duyduğu bilgi ve kalifiye eleman insan kaynağını Kocaeli Üniversitesi'nden, Gebze Teknik Üniversitesi'nden, TÜBİTAK MAM'dan ve teknoparklardan sağlamaktadır. Kocaeli, Asya üzerindeki tüm ticaret yollarının güzergahında olması, liman kenti olması, lojistik bakımından her zaman yatırımcıların dikkatini ve ilgisini çekmiştir. Değerli milletvekilleri, Kocaeli 27 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ülkemizde sadece Kocaeli'de olan ve ülke ekonomisine büyük katkı ve değer sağlayacak olan Ar-Ge merkezlerinin bulunduğu Bilişim Vadisi'nin açılışına ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin tanıtımına ev sahipliği yaparak tarihe tanıklık yapan bir kent oldu. Değerli milletvekilleri, Kocaeli 2018 yılı verilerine göre Türkiye araç üretiminin %35.84'ünü, kimyasal sanayinin %27'sini, imalat sanayinin, metal sanayinin %19'unu karşılayarak ihracatta büyümeye ve rekor kırmaya devam ediyor. Kocaeli gümrüklerinden alınan verilere göre 2019 yılında ihracatını bir önceki yıla göre 1.6 artışla 29 milyar 13 milyon dolara çıkarmıştır. İstanbul'dan sonra en çok ihracat yapan yine ikinci il olmuştur. 2019 yılı ithalatını ise %17 azaltarak 40.3 milyar dolarla tamamladı. 69.3 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle 2019 yılında Türkiye dış ticaretinin %18.5'unu karşıladı. Kocaeli kaliteli ve katma değeri yüksek mal üreterek Türkiye'nin en büyük ihracat yapan ülkelerinden biri olma vizyonuna da büyük destek ve katkı sağlamaktadır. Kocaeli 180'in üzerinde ülkeye ve bölgeye ihracat yapıyor. Otomotiv, lastik üretimi ve petrokimya katma değeri yüksek ürünleri dünya çapında büyük ilgi görüyor.
Ülke ekonomisini büyütmek, dünyada ilk 10 büyük ekonomiye sahip olmak için yatırımcının ve sanayicinin önünü açan ve destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Değerli milletvekilleri, Kocaeli bütçeye katkı açısından 3. vergi tahakkuk ve tahsilat açısından 1. sırada yer almaktadır. Üretim yapan, yatırım yapan tüm sanayicilerimizi, iş insanlarını tebrik ediyor, çalışanları kutluyor, her daim yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Ve bu firmaların ufkunu açan, destek veren sanayi ve ticaret odalarına altyapı hizmetlerini sunarak sanayicinin ve yatırımcının önünü açan Buyurun, sözlerinizi bağlayın Sayın Şeker. Buyurun. Teşekkürler.